Aslancığım diyor ki sadece yiyen, doyan, yatan hayvandır. Bu hayvan dediği onun doğasıdır. Yani kendi hayvan değil, doğasıdır. Yine diyor ki insanlara faydalı olmalı. Faydasız kişi diriler arasında ölüdür. Kendi yararını güden insan mı olur? İnsan olan halkın yararını güder. 1000 yıl önce atalarımızın bir insanla bir toplum arasındaki ilişkiyi ne kadar güzel anlatmış. Ama biz bunlardan ders alıyor muyuz? Diyor ki eğer insansan bir millete mensupsun. O millet sayesinde varsın. O millet olmasaydı sen bir yerde köle olurdun. Onursuz bir insan olurdun. Bu millet senin oluyor, oluyor. Bu millet sayesinde gururunla, şerefinle, onurunla yaşıyorsun. O zaman senin bu millete borcun var. Bu borcunla ödeyeceksin. Neyle ödeyeceksin? Kimse senden tenge istemiyor. O zaman paraya tenge deniyormuş. Tenge istenmiyor. Ne istiyor? Çalış, üret. Millete yük olma. Yetenekliyse ürettiğini artır, milletin zenginliğine zenginlik kat. Eğer milletimiz zengin olursa güçlü olur. Güçlü olursa da hiç kimse bize, başka milletler bize zarar veremez. Gururumuzda, onurumuzda hür bir şekilde yaşarız. Yani atalarımız hiçbir zaman için tembelliği kabul etmemişler. Tembele hiç saygı duymamışlar. Tembele hiç onuru etmemişler. Bana ne? Bana demeye yılan bin yaşasın sözü günümüzün sözü. Hayır. Herkesin birbirine faydalı olması lazım. Destek olması lazım. Asalak var, toplumun ayağına vurulmuş bir pukadır. Bu puka kimdir diye bakarsak asalak var. Bu eğitim yoluyla mı çözülür? Törelerin geliştirilmesiyle mi çözülür? Bir tembeller, bir de hak etmediğiyle geçinenler. Düşmandan daha tehlikeli düşmandır millet için. Düşmanı kim derseniz, atalarımız tembeller ve milletin hakkını gasp ederek yiyenlere düşmandan daha fazla düşman gözüyle bakmışlar. Bunun için tarihi bilmek çok önemli. Yani tarih, milli hafıza derken boşuna dememiş tarihçiler. Bunları öğrenmek suretiyle neleri kaybettiğimizi fark ediyoruz. Özellikle yeni nesillerin bunları öğrenerek biz hangi toplumun çocukları oluyoruz gerçeğini bilmeleri bu açıdan son derece önemli. Hikayede diyor ki kazananlar Trabzon Tekürü bir şahin armağan etti. Kazanan dedi ki bir gün önce şahinci başına yarın şahinleri al ava gidelim. Öbür gün ava gittiler. Bir gaz sürüsü denk geldi. Şahinleri saldılar. Şahin uçtu gitti ama geri gelmedi. Kazanan yiğitleriyle beraber peşine gitti. Bir müddet gittiler. Yiğitleri dedi ki düşman sınırına yaklaşıyoruz. Olsun biraz daha gidelim dedi. Biraz daha gittiler. Kazanan dedi ki uykum geldi biraz uyumam lazım. Yattı uyudu. Bunu gören düşman araştırdı kim bunlar? Oğuz beylerinden birileri. İyi ya kapımıza kadar gelmişler şunları al esir edelim dediler. Asker gönderdi tekrar. Düşman askerini gören Kazanhan'ın yiğitleri dedi ki kaçarsak olmaz. Savaşırsak ölürüz ama savaşalım. Savaşa girdiler. Kazanhan uyuyor. Kılıç sesleri, at kişnemeleri, yiğitlerin naraları ama Kazanhan uyuyor. 25 yiğidini şehit ederler. Kazanhan'ın elini ayağını muhkemce bağlarlar. Kazanhan hala uyuyor. Kazanhan'ı tutarlar, arabaya atarlar. Kazanhan hala uyuyor. Ben Ulu Dede'ye diyorum ki, Ulu Dede, siz orada yazmışsınız, Türk beyler bir uyudu mu 7 gün uyurdu diyorsunuz. Bak Kazanhan bütün bu olaylar karşısında hala uyuyor. Bu 7 gün uyku ne demek? Evlat beden uykusu 7 gün olur mu? Biz onu gaflet uykusunu belirtmek için yazdık. O gaflet uykusu, beden uykusu değil o, gaflet uykusu. Peki burada ne anlatmak istediniz bize? Bak evlat destanını okuduğun zaman görürsün ki Kazanhan yiğit biri, mert biri, Alacadağ'ın aslanı, Karacadağ'ın kaplanı, yiğitlerin arkası diye yazdık. Çünkü öyleydi o. Yiğit bir insandı. Ama Kazanhan büyük bir gaflet içindeydi. O yiğidin anası çabuk ağlar sözünü hiç dikkate almadı.
kadar cesurdu ki bana bir şey olmaz gafletinden de bir türlü kurtulamadı. Biraz tedbir olsaydı başına bunlar gelmeyecekti. Cesaret büyük bir meziyet bir insan için. Ama tedbirli olmak da daha büyük bir meziyet. Tedbirli olmadığı için gitti orada ya. Düşmanın eline düştü. Ne oldu? Gitti 16 yıl zindanda kaldı. Üstelik Kazanhan sıradan bir insan değildi. Kara halktan biri değildi. Bir milletin hanıydı. Bir milletin gururu şeref üzerindeydi. Milletine karşı sorumlulukları vardı. Yaptığı yanlışla hem kendini mağdur etti hem milletini mağdur etti. Ama Kazanhan'da da çok suç yok evlat. Niye? Atabak bir sürü yanlış yapmış. Ya o yanlışlar, o zaaflar, o gafletler atalarından ona miras kaldı. Ataları da öyleydi onun. Dede nasıl olur atalar? Yani bizim atalarımız hep saf insanlar mıydı? Hep gaflet içinde olan insanlar mıydı? Tabii ya öyleydi. Dede anlat. Ne bileyim? Yani anlat. Evlat bak. Göktürklerin Hakan'ı, Kapkan Kağan yiğit bir Hakan'dı. Bayırlarla savaşa gitti. Onlar büyük bir hezimete uğradı. Dönüp oradasına, başkentine gelirken yola çıktı. Yanında az biraz askerle Söğüt ormanlarından geçiyordu. Bayırkuların bir ormanın içine gizlendi. Okladı, Kapkan Kağan'ı öldürdü. Sen savaşı kazanmışsın. Asker gücün var. Geçeceğin yerde bir ok menzilinde bir tedbir aldırmaz mısın? Bana bir şey olmaz. Gafletiyle öldü gitti. Bilge Kağan, Göktürklerin en bilge Hakan'ıydı. Zaten onun için ona Bilge Kağan ismi verildi. Ama onu kendi bir adamı zehirledi, öldürdü. Önüne gelen yemeğe tadacak kimsesi yok muydu? Kendine bir tedbir almaz mıydı? Zaten Bilge Kağan öldü, ülkesi yıkıldı de yok oldu gitti. Bir tane daha anlatayım Alparslan. Alparslan'ın yiğitliği, kahramanlığı, mertliği tartışılmaz. Yiğit bir hükümdardı o. Türkistan'a gitti, her tarafı işgal etti. Bir kale komutanını askerleri yakaladı, karşısına getirdi. Kale komutanını bilgi almak istedi. O hiçbir bilgi vermedi. Alparslan buna çok kızdı. Bunu halledin dedi. O öleceğini anlayınca elinde sakladığı hançeri çekti. Alparslan'a sapladı. Şimdi düşünsene bak, bir sürü asker var. Koruması var. Çevresinde insanları var. Bu adamı aramadan niye Alparslan'ın karşısına diktiler? Niye oraya kadar gelmesine fırsat verdiler? Genç yaşında geçti gitti Alparslan. Aşırı cesaret zaafı yaratıyor. Evet. Zaafı. Mesela Kapkan Kağan Türk tarihinin en büyük hükümdarıdır bence. Evet. Yani onun kadar büyük bir kahraman yoktur. Düşmanla yüz yüze gelip mücadele eden en büyük Türk hükümdarlarından bir tanesidir Kapkan Kağan. Onun Bayırku zaferinden sonra bir ormandan geçerken tedbir almaması kendine aşırı güveni. Bu aşırı güven de felaketle sonuçlanabiliyor. Bundan hepimizin ders çıkarması gerekir tabii, diye düşünüyorum. Daha evet. Acıları var. Daha evet. Acıları var. Kıyasettin Keyif'te Denizli bölgesinde Selçuklu hükümdarı Bizans Kralı ile savaşıyor. Savaşı kazanıyorlar. Herkes yağmaya çıkıyor. Hanın yanındaki ormanlar da yağmaya gidiyor. Han orada dururken kaçan Bizans askerlerinden biri yanından geçiyor. Bakıyor ki orada biri duruyor. Öldürüyor hanı. Üzerini soyuyor, alıp gidiyor. Götürüyor. Kendi kralının önüne koyuyor. Kral bakıyor ki farklı bir elbise. Bunu nereden aldın? Şurada diyor bir adam öldürdüm. Aldım. Bunu diyor gidip getirebilir misin? Getiririm diyor. Adam gönderiyor. Cenazesini getiriyorlar ki han. Öldürülen han. Bu kadar büyük bir gaflet olur mu? Yanında 10 kişi kalsaydı bu iş başına gelmeyecekti. Bunu neyle izah edebiliriz? Selçuklu'nun en güçlü dönemi bu. Alaaddin Keyhüsre. Alaaddin Keyhkuma. O da Kayseri'de zehirlenmiş. Büyükelçilere, gelen elçilere büyük bir ziyafet veriyor. Yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Tam o anda aşçıbaşı bunun önünde bir tepsi, kızartılmış bir tavuk getiriyor tepsinin içinde. 2-3 lokma alıyor, zehirleniyor. Bu büyük bir gaflet değil mi? Ki Selçuklu'nun en güçlü zamanı, en adil, en merhametli, en dürüst hükümdarlarından biri. Evet. Alaaddin Keykubat dönemi Türkiye Selçuklularının ikbal dönemi. En parlak dönemi.
O dönemde dünyanın en kuvvetli ordusuna komuta ediyor. 100 bin kişilik savaşa her an hazır ordusu var Alaaddin Keykubat'ın. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz, bu kadar güzel özelliklere sahip, büyük zaferler kazanmış, akıllı politikalarla devletini uzun yaşatma fırsatı elde ettirmiş. Bu özellikleri var. Diğer taraftan bir tavuk etiyle zehirlenip gidiyor. Kazan Han'ın düştüğü durumun aynısı. İşte Demek ki tarih bakarız biz. tekerrürden ibaret bir Kazan durum oluyor. Han'ı Evet. oraya hikaye olarak koyarken bize vermek istedikleri bir mesaj var. Aynen. Bak tarihimize bakın. Bir sürü yanlışlar yaptık, hatalar yaptık. Bunun da bedelini çok ağır ödedik. Siz buradan ders alın, aynı hataları yapman demek istemişler. Murat Aynen. Hüdavendigâr, o da aynı şeye düşmüş, savaşı kazanmış. Askerin bir kısmı yiyecek almaya gitmiş, bir kısmı kaçan düşmanı boğmaya. Savaştan sonra hani ölüler, şehitlerimiz de yabancılar kim diye gezerken biri ölü numarası yapmış. Sırp kralının damadı Miloş kalkmış demiş. Söyleyeceğim gizli bir şey var. Murat Hüdavendigâr diyor ki bırakın gelsin. Ne kimse arıyor, ne kimse üstünde silah var mı diye bakıyor. Gayet rahat geliyor atının üzengisine yaklaşınca. Belindeki hançeri çekiyor. Murat Hüdavendigâr'a zehirli hançeri saplıyor. Murat Hüdavendigâr ölüyor. Orada şehit oluyor. Böyle bu kadar büyük gaflet anlaşılması mümkün değil. Ama bizim milletimizde maalesef bu gaflet Hep var. var. Yani 1. Murat Hüdavendigâr ömrü boyunca hiç yenilgi yüzü görmemiş bir Osmanlı padişahı. 36 yıl tahtta bulunmuş ve 36 sefere katılmış. 36 seferin hiçbirisinde mağlubiyet yüzü görmemiş. Bizanslı tarafından şehit edilmiş. Bu çok acı bir son. Ben o Tabii. şehitliği düşman şehit etmedi. Kendi gafletleri ve zaafları nedeniyle şehit olmaya fırsat yarattılar diyorum. Aynen. Hem üzülüyorum hem de bu gaflet ve zaaf. Aşırı güvenin zaafı. Yine Harzemlilerin bir olayı var. Harzemliler Moğollardan kaçıyorlar. Erzurum'un Pasinler bölgesine geliyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Ama arkalarında Moğolların olduğunu bunlar biliyorlar. Gece gayet rahat. Atlarını çayına salmışlar, silahlarını bir köşeye yığmışlar, yatmış uyumuşlar. Ne bir gözcü koymuşlar, ne bir tedbir almışlar. Düşman 700 Moğol atlısı geliyor, hepsini kılıçtan geçiriyor. Bir köşeye gizlenen bir kadın, oradan ahlata geliyorlar. Ahlata pek bir şey yapamıyorlar. Geri dönüyorlar. Ahlat valisi diyor ki ya gidin bir bakın ne olduğunu. Gel bunların gelip geçtiği yerlerde. Giderlerken askerler yaşlı bir kadın ortaya çıkıyor. Getiriyorlar. O anlatıyor. Diyor ki işte böyle böyle oldu. Bastırdılar. Pek çok kişimizi katlettiler. Valinin sözü şu. Ya nasıl olur? 700 Moğol atlısı 4000 Türk'ü nasıl keser? Nasıl keser? Ne büyük bir gaflet. Bir gözcü oymamak, bir tedbir almamak, aşırı güvenin verdiği büyük bir zaaf, büyük bir tedbirsizlik. Yakın tarihimizde 1912'de Bulgaristan'da ordularımız varmış. Zara Müftüsü'nün hatıralarında yazıyor adam. Düzenli karşılıklı savaş var değil ama çete savaşı, ordu orada. Dört liva diyor bir köye geldiler. Dört liva. Ben sözlükte Livan'ın karşılığına baktım, bir tümen. Yani dört tümen bir köyde konaklamışlar, geceleyecekler. Gaflete düştüler, gözcü koymadılar. Rus'un bir livası geldi, bunlara saldırdı. Asker dağıldı. Ali Paşa direnmek istedi, şehit oldu. Onun da şehit olmasıyla bütün asker dağıldı. Bu gaflet değil mi? Dört tugayın olduğu bir yerde nasıl sen gözcü koymazsın? Nasıl yakınında bir düşman askerinin olup olmadığına bakmazsın? Sevgili hocam günümüze gelince aynı gaflet devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Beşiktaş stadında maç oldu. Her maçta olduğu gibi polislerimiz oraya gittiler. Maç bitti. Seyirciler dağıldı. Stad boşaldı. Polisler de oradan ayrılacaklar.
Onları götürmek için otobüsler sırada bekliyor. Otobüsün kenarında bir tane eski Renault var. Hiçbir polis veya amiri, ya bu ne duruyor? Bu bir maça gelen birinin arabası olsa biner giderdi. Bu araba bizden birinin değil. Ne duruyor sorusunu sormuyorlar. Acaba necid demiyorlar. Tam orada arabalara binerken uzaktan kumandayla arabayı patlattılar. Gencecik polisimiz şehit oldu. O olay orada kalmadı. Çevrede tedbir alan memur arkadaşlar karşıdan birinin geçtiğini görüyorlar. Üzerinde bir bocuk var. Bocuk normalin dışında kaba bir görünümü var. Şüpheleniyorlar. Biri gidiyor memur arkadaşlardan. Kimlik soracak, sen kimsin diyecek. Biri daha gidiyor, biri daha. Beşi çevresine toplanıyor. Adam kimi çekti, beşi de şehit oldu. Bu gaflet değil mi? Polis ne yapar? Çeker silahını. Biri gidiyorsa öbürü silahını çeker. Tedbir alır. Bu kadar gaflet. Tek kelimeyle Beşiktaş'taki facia gaflet. Sade 1500-1300 yıl önce Kapkan anlatmamız, 1000 yıl önce Abbaslan atamız, 1300 yıllarında Selçuklu Hakanlarımız değil, günümüzde oldu. Daha yakında İzmir'de oldu aynı olay. Devreye gezen iki polis memuru, bir kişinin geldiğini görüyor sabah 5'te karşıda. Durumundan şüpheleniyorlar. Kimlik soracaklar. İkisi birden varıp karşısına dikiliyor. Kimliğini çıkar dediklerinde adam uçağı çıkardı. İkisine de uçakladı. Biri şehit oldu, biri yaralı. Bu kadar basit. Kayıp vermemeliyiz, şehit vermemeliyiz. Biraz tedbirli, dikkatli olmamalıyız. Dede Korkut Destanı'nda bunu bize yazmışlar, koymuşlar. Demişler ki ders alın. Bunlardan ders alın. Bizim yaptığımız hataları yapmaya devam etme. Yani bu anlattıklarınızdan şu sonuca varıyoruz. Gaflet, delalet, delaletten ziyade gaflet, tembellik, kendine fazla güvenmek bizim tarih boyunca hep felaketle sonuçlanmış. Ders almadığınız için bugün de aynı şekilde devam ediyor. Demek ki bunlardan ders almamız lazım. Yani tarihte işte sizin araştırma yaptığınız bir Dede Korkut, onun hikayeleriyle bize vermek istediği mesaj, Bilge Kağan'ın Bengü Taşlar'da Türk milletine vasiyeti ne diyor? Ne oldu da üstte mavi gök mü çekti? Altta yalnız yer mi yarıldı? Senin ilini töreni kim bozdu? Kanın sel gibi aktı, kemiklerin dağ gibi yığıldı. Bagat Arkada erkeklerin esaret altına girdi. Niye esir oldun? Ve ondan sonra da diyor ki Çin'in casusuna, ipeğine, kadınına aldandın. Türk Türk'ü kırdı. Kendine aşırı güvenin bu noktaya gelmene sebep oldu. Yine daha yakın zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesine baktığımızda tarihten ders almamız gerektiğini, bu zafiyetlerimizi bu en eski dönemlerden günümüze kadar birçok liderimiz, büyüğümüz anlatmış olmasına rağmen biz hala ders almamışsak bütün bunları yaşamamız da elzemdir diyorum. Daha sonra da inşallah daha büyüklerini yaşamayız. Umarım. O büyük önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki tarih hayal üzerine kurulmaz. Aynen. Tarihimizi çok iyi araştıralım. Çok iyi öğrenelim. Ve öğrendiğimiz bilgileri neslimize ve insanlığa anlatalım. Hamaset üzerine kurulan tarih milletimizi yanlış yola götürür. Yine orada bir şey daha söylüyor. Büyük devletler kurmuş milletimiz mutlaka büyük medeniyetler de yaratmıştır. Bunları bulalım, öğrenelim, nesillerimize anlatalım. Bak işte o zaman Türk gençleri çok büyük işler başaracaktır. Tarihi bilmek bu nedenle önemli. Mustafa Kemal bu nedenle de Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk yaptığı yeniliklerden ikisi Türk Tarih ve Dil Kurumu'nu açması olmuştur. Tarih ve dil millet yaratır. Bunun ne kadar önemli olduğunu, Türk tarihinin sadece Osmanlı'yla, Selçuklu'yla sınırlı olmadığını, Türklerin tarihe şekil ve biçim veren bir millet olduğunu, tarihten Türkleri çıkardığınızda tarih diye bir ilmin olmayacağını bilmenin şuuruyla her Türk gencinin tarihi bilmek zorunluluğunu dile getirmiştir. Bu anlamda bütün geçmişlerimizi rahmetle yad etmek de bize düşüyor.